İki ekip içinde önemli bir mücadele kazanan ikincilik yarışında önemli bir avantajı elde edebilir. Bunu söyleyelim. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ikincilik şansından ciddi anlamda bahsediyoruz. Konya Spor'la aradaki puan farkı 5. Beş. Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe ile puanları eşitlemiş olacak. Bunu sizlerle paylaşalım. siyah -beyazlılar da aslında çok kolay, çok domine edip her maçını kazanan bir görüntü sergilemiyor ama kolay kolay da kaybetmiyor. Böyle bir realite de var. Muhtemel 11'e bir göz atalım istiyorum. Beşiktaş'ta eksiklerin olduğunu da dile getirelim. Siyah beyazlı takım Başakşehir karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkabilir? bunun üzerine kafa yoracağız. Muhtemel 11'de görüntüde Ersin, Rozye, Wellington, Serdar, Umut, Atiba, Can, Gezal, Teşere, Kenan ve Güven Beşiktaş'ın beklediğimiz kadrosu bu şekilde sevgili seyirciler. Domagoj Vida'nın, Josef de Souza'nın bu kamp kadrosunda yer almadığını belirtelim. Siyah beyazlarda eksikler var. Enkudu ve Oğuzhan yine bu eksiklere Piyaniç beraber dahil beklediğimiz Beşiktaş kadrosu bu. Zeki Uzundurkan'la başlayalım istiyorum bu bölüme. Siyah beyaz takımın muhtemel 11'ini paylaştık. No. Batu Şahay bizim 11'de yok. Ya Batçay, yani çok gol kaçırıyor ama hep pozisyonun içinde olan e, rakip savunmaları çok zorlayan stoperleri zorlayan e, golle burun buruna her an golle burun buruna gelen aslında ön tarafta Beşiktaş'ı e, tutan ve rakip stoperlerin rakip savunmasının da ön tarafa çıkmasını engelleyen böyle enteresan bir e, yıpratıcı santrifor. E, evet, e, ben sezon başından beri hep şunu iddia ediyorum Türkiye'de. Topa en iyi vuran e, hücumculardan, forvetlerden biri olan Güvene yazık oluyor, Batshuayi'nin gölgesinde kaldı sürekli diye. Ee, yani güven tercihi de e, Önder Hocayı hiç yani, niye güvene oynatıyorsun diye eleştiremem. Çünkü güven enteresan bir toplara kurşun gibi vurabilen, isabetli vurabilen, ne yapacağını bilemediğimiz, yani bir bakarsın yarın Başakşehir maçında 2 gol, 3 gol atarsa hiç şaşırmam ama. Kötü oynarsa da şaşırmam. E onun dışında Kenan Karaman'ı hiç beğenmiyorum. Yani bu Kenan, Kenan Karaman milli takımın değişmeziydi. Beşiktaş'a geldikten sonra ya yani, yani bir tane iyi milli maçını takımı hatırlamıyorum. Milli takımın neden değişmezi olduğu da sorgulanıyor. Sistem Şenol Hoca, oyuncusu olduğu için dedi döneminde. Şenol Hoca biliyorsun. Sistem oyuncusu olduğu için onu oynatıyoruz diye. Alex Tekşehir'e evet yani toplu oyunda var ama çok fazla sorumluluk alan bir oyuncu değil. O da böyle hani ee, yüreğiyle oynayan bir oyuncu değil. Ben Can Bozdoğan'ı da çok beğeniyorum mesela. Ee, o da çok e, ayağına top yakışıyor. Onun da etkili şutları var, hucuma iyi gidiyor. Onun dışında savunmada çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama e, Gezal çok formda, yazık oluyor ortalarına, onun ortalarına belki yarın Başakşehir karşısında güven değerlendirip asist sayısını artıracak. Ee, ama Başakşehir'de yaban atmamak lazım. Başakşehir çok tehlikeli takım, onlar da iyi hücum yapıyorlar. Kendi aslında sahasında oynayacağı için Beşiktaş'ı galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Çünkü artık ikincilik yarışı o kadar kızıştı ki e, oraya ben yani Fenerbahçe puan kaybettiği için bir taraftan da Konyaspor Spor Galatasaray'ı yenip hani ikincilikte daha iddialı daha yüksek bir sesle Galatasaray'ı yenerek o ikinciliği haykırdı. Taraftarının nasıl coşkulu olduğunu da gördük. Beşiktaş ikinci olmak istiyorsa bu Başakşehir engelini kayıpsız geçmeli ya da ya kaybetmemeli onu söyleyeyim. Ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Galibiyete yakın taraf ama yani Başakşehir'de beğendiğim bir takım. Emre Belözoğlu'nun nasıl hızlı oynattığını, nasıl ucuma çıkardığını oyuncuları biliyoruz. Ara transferde aldığı Pizli Trez Trezege çok önemli oyuncular. Serdar sakatlandı bildiğim kadarıyla uzun süre yok. Evet. Ee, Başakşehir'in muhtemel 11'ine de bir bakalım. Bakalım. Ya, evet, O'yu yani Batshuayi formsuzluğundan dolayı mı 11'de Evet, yani. evet çok Şimdi Güven Kenan değişikliğinde Batshuayi öne atıp da Güven Kenan pozisyonunda daha bir e, etkili forvet olur mu? Üstüne ya. konuşabileceğimiz bir şey. Bir Başakşehir'in muhtemel 11'inden bahsedelim. Arkadaşlarımı rica edeyim. Ee, görebilelim Başakşehir'in muhtemel 11'ine. Volkan Kayssıra, En değişimiye. Duarte, Hasan Ali, Tolga, Pizzi, Berkay, Serdar, Trezegi, Okaka. Tam kadro. Evet ya. Demek eksik evet. yok yani bu kadroda. Hakikaten. Gerçekten... Serdar'ın son durumunu bir kez daha kontrol edeceğim. Serdar ondan sonra oynadı o sakatlıktan sonra. Oynadı mı? Sonra. Evet. Sakattı Çok kısa bildiğim... bir süre oynadı Serdar. Niye e, bu, sakatlandı bu sanki ya? Da... ya? Tekrar sakat. Uzun süreli bir sakatlık geçirdiğimiz şüphesi vardı. Evet. evet vardı. Evet. O maçtan sonra hatta. Demek ki ondan sonra oynadı olmadı. da tekrar mı acaba sakatlandı? Bir, bir, bir çok bir, Yok yok bir sıkıntısı yok. yok Mahmut'un çünkü... Mahmut oynaması beklenmiyor bu, bu onu kadro söyleyelim. Çünkü bir kadro çok iyi bir kadro. Çünkü bir, ön tarafı. Bir zeki bir kısa bir, bir bir sonraki maçta kısa bir süre oynadı. Bir 10-15 dakika galiba bir süre oynadı. Sonra şimdi ilk 11. Tabii iki tane hızlı kanat Benden oyuncusu. Pizzi ee, ya Fizi ve Trazege yeni transferler gerçekten çok etkili. Ee, Tolga o. E, alan... abi çok enteresan oldu Tolga değil mi? Tolga evet. oyunu ya ben hani e, o kadar oyunu şekillendirici oyunun e, yani tamamen kontrol evet, yani Serdar özellikle ya, rakip evet, alanında evet. o kadar kontrollü bir oyun üzerinde oynanıyor ki ya ben bu kadar e, oyunun yukarı. ...kaçacağını beklemiyordum yani Tolga Şimdi, adına. Hamdi Hocam, altyapısı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi onun bütün sıkıntısı şu... ...ona vereceğiniz, biçeceğiniz görevi çok doğru tanımlamanız lazım. Yani ondan böyle hani e, yaratıcı paslar, üretkenlikler... Belki çok tempolu oyun. Ha, o Şey yok, beklemeyeceksin evet böyle evet. hani... ...bir tane pas atsın da o kakaya gol attırsın falan. ya oluyor. Şimdi ne yaptılar? Sol açık oynattılar, sağ açık oynattılar, önde oynattılar... <laughs> Oysa oyuncunun pozisyonu tam da bizim şu şeyimizde gördüğümüz gibi. Biz görüyoruz da ekranda görmüyor izleyicilerimiz. <laughs> gördüğümüz gibi pozisyonu bu. Bu pozisyona da koyunca verimli oynamaya başladı. Zaten önce öndeki Berkay, Berkay çok konuşacağımız çok oyunculardan katkı biri. Zaten o işleri o yapıyor. Öyle baktığımızda iki kanatta hızlı oyuncular var Trezege ile beraber. Şimdi buradaki Başakşehir'in temel sıkıntısı düşüşündeki sıkıntı neydi biliyor musunuz? Epiriano'nun düşüşü ve evet. nitekim yine oynadı yine kötü oynadı. Onun için Epiriano konusunda sıkıntısı var. Burada Endiaşimiye'nin iyi oynaması, o stopere çekilince orta alandan şimdi hatta Avrupa'nın en iyi 20 stoperinden biri olarak öyle ismi yazılmaya yani. başlandı. Şimdi öyle olunca Duarte ile birlikte daha verimli oynamaya başladılar. Güzel bir maç bekliyor bizi. Ben şunu da yani şuna da dikkat çekerek vereyim sözü Kerem. Şöyle hafta içindeki Kayseri Spor kupa elenişi diyelim, elenmesi Beşiktaş'ın gidişatında ne kadar etki edecek onu açıkçası merak ediyorum. Çünkü evet. Önder Hoca şöyle bir hesap yapıyordu. Ligde ikincilik, kupada da devam diye düşünüyordu. Yani kupada böyle Trabzonspor'la bir yarı final oynamak gibi bir hedefleri vardı. O hedeften uzaklaşınca acaba takımın ve Önder Hoca'nın motivasyonu geriledi mi ona bakmak lazım. Bence Önder Hoca ile beraber geldi. En kritik durum olduğunu ben düşünüyorum Aldin abi. Bu yani maç değil mi? Bu pozisyon bu e, kupa elenişi. E, yani şu an e, hem e, kulübün bütünüyle ilgili hem oyuncularla ilgili sanki e, bir yere bir çarpma gibi geldi bana. Yani buradan Beşiktaş'ın işte çıkışı çok kolay olur mu? O, o yüksek enerjiyi bir daha zor bulurlar diye ben tahmin ediyorum ki e, bu maçta bunların en zorlarında bir tanesi. Önder Hoca'nın motivasyonunu da sürekli bozan gelişmeler oluyor. Mesela e, kulüpte çok yalanlamıyor. E, sportif direktör e, Ceyhun Kazancı gitti şu yabancı hocayla görüştü. Şunu yaptı bunu yaptı. O kadar çok haber çıkıyor ki hafta içi takım da etkileniyor ondan ister istemez. Keşke olmasa ee, ama ya şu kadroyu gördükten sonra Haldun abi Beşiktaş kazanır, galibiyete yakın sen dedim az ama önce sen söyledin. E, ben söyledim de şimdi şu ön tarafı görünce biraz <laughs> Biraz e, hani, daha mı ortaya hani gelmiş. biraz daha ortaya yaklaşayım. <laughs> Ama ben yani Batshuayi kaybetmez Beşiktaş ben ama bu maçı düşünmüyorum ya Batshuayi'siz oynayacağını yani, tahmin olur yani. gerçekten. Ben güveni kenara alır Batshuayi yine merkezde kalır gibi düşünüyorum. Bu arada Güvenle de alakalı benim kafamdaki soru işareti şu. Evet sürpriz şutları, golleri var ama o da oyuna sonradan girdiğinde güveni daha iyi. Güveni çözmek ya. çok zor. Sezonun en güzel yani golünü Güveni çözmek çok zor bu kadar. Yetenek olarak baktığın zaman çok enteresan bir yeteneği evet. olup oyunda devamlılığı, oyunda güçlülüğü ee, yani şu an mesela Umut Bozuk oyununa bakıyorum. Gerçekten Kasımpaşa'ya anormal bir e, bir farklılık evet yaratmış. Ya. Şimdi Güven'e de bakıyorsun. Yani aynı özelliklere çok benzer. Yani Umut'un özelliklerine çok benzer bir yanı var ama yani bu kadar istikrarsız bir oyuncu e, gerçekten yani bilmiyorum yani bu kadar genç, bu kadar güçlü. Yani oyun bilgisi yüksek. İyi bir futbolcu. Yani, yani CSA'sı içerisinde çok her türlü skor yapabilecek bir yapısı var. Ama yani niye bu kadar istikrarsız oluyor o da çok anlatılır Şimdi gibi değil. Şöyle bir acaba olabilir mi üstünde düşünelim. Sonradan oyuna girdiği zaman ondan skor üretmesi, sonucu değiştirmesi istendiği için şut çekmesi, işte pas istasyonu olması buralarda herhangi bir eleştiriye neden olmuyor. Evet. Ama oyunun başından başlayınca takıma oynaması gerekiyor, takımla birlikte. Hatta bunun örneklerini yaşadık biz. Bir çok iyi oynadığı o maçtan sonra bir maç ilk 11 başladı. Evet, kötü ceza oynadı. sahasının dışından vuruyor, evet, kötü pas vermiyor, evet. çalım atıyor kendisi gidiyor. Sonra, yani e, orada sonradan girdiğinde bunlar normal karşılanabiliyor. Yapsın ya çocuk yapsın da biz verim alalım diyorsun. Ama baştan başlayınca bir takım bütünlüğü içerisinde oynaması gerekiyor. Benim kanaatim oradaki sıkıntı güvendeki o. Ee, Ama şimdi, yani hani baktığın zaman yani sonuçta oynayan bir oyuncu rolüne girmen gerekiyor artık. yani şimdi ben, hani ben, de onu söylüyorum zaten diyorum ki yani bu bir bahane olmamalı. Çocuğun yani. şunu yapması lazım yani güvenin. Biz güvenden büyük beklenti içerisindeyiz. Milli takım oyuncusu şunu yapması lazım. Ben e, biraz da hocasının da yapması lazım bunu tabi sadece kendisi değil. Ya yani ben haftaya da oynayacağım, Peki, ondan, ondan sonraki haftada oynayacağım diyebilmesi lazım. Şey, i̇şte o olmuyor, o aynen. olmayınca çocuk da kaybediyor gibi. Yani, ben de yani Batuay'dan kolay kolay vazgeçmez diye düşünüyorum ben de. Hani Güvenin çok beğendiğim, hep söyledim işte gölgesinde kalıyor, oynamalı diyorum ama Batcihaide yani kaçırıyor ama çok da pozisyona giriyor, çok yoruyor. Yani, yani, bir yerde pat, belki bu maçta patlama yapacak yani bu kadar kaçırdı 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 diye bir oyuncuyu da hani seni kenara kenarda oturttuğum denebilecek bir oyuncu da değil bat şu an Yüreğiyle kaç, oynuyor çünkü gol kaçıran gol kaçıran oyuncu oyuncu e, şey yapılmaz evet kenara getirmez doğru. gol pozisyonuna giremeyen oyuncu kenara doğru getirmez. katılıyorum <gülüyor> yani <gülüyor> e, sonuçta ama, atacak yani, yani. yani ama muhakkak, şöyle yani şöyle bu kadar klas bir şöyle oyuncu bir gerçek yani yok mu hocam dört büyüklerde oynuyorsan ya 20 yazacaksın yani 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 şimdi ya pozisyonu... Gerçi 11 golü var da. Var yani. 4'ü yani. Yani pe, penaltı yazıyor. E, e, yani e, 20'yi yazacaksın yani bir kenara. E, 20 de olabilirdi yani. yani. Öyle de bir e, pozisyonun e, içerisinde hocam, kaldı. Hocam ne 20 olabilirdi? Bir maçta 5 tane atabilirdi. Yani, e, ne maçıydı hatırlıyorum. Kaçırdı da kaçırdı. Bu, da bu kaçırdı. bir oyuncu kolay kolay kenarda tutulmak Kayseri maçı yani. Çünkü bu tip o, oyuncuları dışarıdan yani hamle oyuncusu olarak da çok fazla da motive edemesin yani. Bu tip oyuncular bazen o anlamda e, biraz şeyde kalabilir de yani o yüzden güven, ben başlamazım. Batşıay mi derseniz Batşıay sanki ilk 11'de oynatır diye düşünüyorum ben de yani güvene çok saygım var. O yok, keşke Batu oynasa. Bana göre Batşıay oynar Kenan'ın yerine güven oynar. Eğer orada e, lerin lerin lerinin bir problemi yok. Onun da yok ama lerinle sözleşme şeyi bir de çok böyle e, sanki son gün son haftalarda maçlarda oynuyor vurdum duymaz bir görüntü içinde ama dediğin gibi güveni kenara alıp kenarda da oynayabilir çünkü Kenan Karaman'ın Kenan Karaman çok isteksiz oynuyor sıkıntı o yani ee, bat vazgeçmez e, diye düşünüyorum ben de yani böyle büyük bir maçta Batu vazgeçilir mi yani bence, bence vazgeçmez ben ben bat oynayacağım şimdi yani Kenan verimsizlikten daha ziyade Kenan belli bir futbol karakteri var futbol yapısı var yani yetenekleri o, belli. belli. evet belli, o belli. oyunun içerisinde e, Kenan'ın e, e, takıma katkısını konuşabiliriz. Yani diğer türlü Kenan neden Larry'nin yaptığını veya Gezal'ın yaptığını yapmıyor diye bir e, kıyaslama içerisine girersek sonuç bulamayız. Yetenek olarak aralarında fark var. var. Kenan da çalışkan bir oyuncu. Aynen takım yani. savunmasına yardımcı olan. Evet, evet. Artıları tabii ki var ama yetenek daha başka bir şey tabii, ya, tabii ki. Kenan'ın e, sistemi işletme yönünde evet. çok avantajı olduğu için hocalar da vazgeçmiyor ondan. Evet. Ya ben bir sezon 23 tane gol attım. Herkes sezon atar mıyım? tamam. Yani çünkü o sezon öyle geldi geçti. Evet. Bazı oyuncuların da böyle bir yapıları var yani. Hani, e, oyuna yani Oyunda tanındıkça verimlilik bazen aşağıya düşebiliyor. Çünkü yani bu işler birazcık daha e, özellik ister. Hocam o 23 golün 15 herhalde kafaylaydı. Evet. Hami ortalıyordu, sen vuruyordun hocam. Rakipler birini tanıyana kadar lig bitti zaten. <laughs> ben de orada atabildiğim kadar. <laughs> Tedbir attım. alana kadar diyorsun. Tanımıyorlar ki beni ya abi, ya ne, abi sefer, ne yapacak bu, ya adam, bu adam diye. Ya bu savunmada oynamıyor muydu falan diyorlardır. Evet. <laughs>